Adnan Oktay ve kedicikleri gözaltına alınır. Ay çok iyi olmuş ya. Kedicik medicik öyle hoca mı olur? Ben zaten çok kızıyordum. Kime kızıyorsun? O aktara. Adnan Oktar mı? Ay Allah. Aktara. Aktaran lan. Allah adı kara yerin altından. Hoca oradan çıkınca beni üfler müfler kara yerin altına beni gönderirse görürsün. Sence Adnan Oktar kim? Ne iş yapıyor? Pezemek değil mi o ya? Şimdi şimdi ya şimdi ya şimdi ya. Doğa bir uykuya giriyor. Börtü böcek yuvalarına çekiliyor hayvanlar. İnsanların metabolizmaları bile yavaşlıyor. Burada yaratıcının bize vermiş olduğu mesaj ne? Mandalina, portakal, C vitamini meyvelerini çok tüketiyorum. Yani sağlık açısından hem iyi hem de grip hastalığına da giriyor. Yaratıcının vermek istediği mesaj ne? Kurallara kurallara uyalım. Uyalım. Kışın hiç kolanın içerisine leblebi atmadın mı? Hayır, atmadım. Öyle bir şey yapıyor musunuz lan? Kışın kolanın içine leblebi atmak mı dedi? Ben mi yanlış anladım? Çekirdek çitlemedin mi? Hayır. Sarı kolayla siyah kolayı karıştırdın mı? Hayır galiba. Ya onu yaptık. Sarı kola ne lan? Nerede büyüdün kızım sen? Annem Almanya'dan geldi o yüzden. Böyle şeyler yapıyor. Sevgilinin çünkü bu cinslikleri sadece biz yapabiliriz. Manitamışın ben Ankara'yı yakarım falan. Neredeler oğlum? Hadi yaksalar da biraz ısınsak yani. En son ne zaman kaydın? Geçen sene Uludağ'da kaymıştım. Kesin yalan. Memleket nerede? Memleket Ankara elhamdülillah. Neresi? Ankara elhamdülillah. Sarı kola. Altındağ yeni doğan. Tamam, Hıdırlıktepe yeni doğan. Aynen baba. Çil çil şeytan üçlüsü. Aynen baba, bizim mekanlar orada. Kardeşim evde at beslemeyi düşündün mü? Vallahi evde hiç at beslemedim de baba. Bizim oralarda atı da beslesen atı da çalarlar. Öyle bir. Aya ilk çıkan kişi olsan ne yapardın? Baba ilk önce sağa sola bakarım. Güzel bir mekan buldum mu otururum baba, mangalımı yakarım oraya. İnce bir oyun havası, ondan sonra kafamıza göre. Taş var mı? Güzel taşlar yani Türkiye'ye getirip de değerlendirebileceğim taş var mı? Satabileceğim. Hani baba biz cehenneme düşsek bu satar yine yolumuzu vururuz, anladın mı? Ghost Crystal, tamam açtım banını, tamam. Adamı boş sıkıntı otobüste yok. Ayakta göndeririz baba. Ali Osman amca, evet. Putin mi Trump? Trabzon. Evde at beslemeyi düşündün mü? Kardeşim var yani. Tamam, tam bir at ismi değil mi? Kimmiş bu ya? Mikrofesto. Aşka başladım. Unutamadığın bir aşkın var mı? Çok küçüktüm. Aşka başladım. İlkokul 1'de falan benim bir sürü sevgilim vardı. O zamanlardan başladım ben. İlkokul 1'de benim bir sürü sevgilim falan vardı. Hep aldatıldım. Çok boynuz yedim. Arabeski biz nerede kaybettik? Ben de. Arabeski böyle içime aldığım için benimle kaybetmişsin. Hep aynı kalsa acılar insanoğlu nasıl yaşar? Ama çok güzel bir soru. Pas. Orhan babamı, Müslüm babamı. Kız var ya, çok iyi. Orhan demek istiyorum, evet. Tamam. Sevdiğin bir parçası var mı? Demet Akalın, Çalkala. Astral seyahat nasıl? Ha, bildiğim kadarıyla devlet yanlısı içerikler çeken bir kanal seçim zamanında muhalefet. Bilmiyorum şu an ben. Uzayda geziyor gibi. Ah mis. Yapabiliyor olsaydı nereye gitmek isterdin? Yine buralarda takılırdım ya. Dükkanı boş bırakamam ki. Ruhum da orada kalırdı yani. Atta karın, yiğitte burun ne demek? Bir atta karın, yiğitte burun. Atta karın, yiğitte burun. Sallayacağım. Ne kadar böyle burun ilerideyse karınla o kadar oynuyor mu? Bilemedim ki ne olduğunu. Evde hiç at beslemeyi düşündün mü? Evde her şeyi beslerim ben. Gerçekten. Bu kafayla her şeyi beslerim ben. Harikasınız ya. Hani böyle güzel bir hatun gördüğümüzde at gibi diyoruz ya. Evet. Neden? Yani öyle güzel yürüyen atlar var mesela. Tabii ki, aynen öyle. Arap atı mı, İngiliz atı mı? Arap atı. Arap atı. Biz ne yapıyoruz ya? O at gibi terim o yüzden kullanılmıyor da bu arada. Kurban Bayramı ne demek? Müslümanların kesildiği için Müslümanların şeyi yaptıkları şey. Tamam. Ne dedi dayı? Bir dakika dur, ben mi anlamadım yoksa es mi geçti? Kurban Bayramı ne demek? Müslümanların kesildiği için Müslümanların şeyi yaptıkları şey. Tamam. Harbiden hani bizim o mim var ya, ne? Billur ne demek? Billur, bildiğin tuz. Billur mesela. Billur ne demek, tuz?
Bakı ismi. Bir mavi ismi. Beyin göçü ne demek? Beyin bir kralların şey, bir göçebenlerin göç ettiği şey. Karabasan ne demek? Film bir dizi mi? Mağaralarda kalan onun mu? Abi dayı bir tane bir şey doğru cevap verecek ya, bekliyorum. Abi, değil. Gece hiç basmadı. Gece üzerinde bir şey çullanıyor. Yok yok. Gelmedi mi? Canını yerim. Beyin göçü ne demek? Evet, güzel bir soru. Beyin göçü insanların gerçeklerden ayrı düşünmesi anlamına gelir herhalde. Beyin iflas etmiş de diyebiliriz. İki türlü düşünmek gerekir. İyi şekilde düşünmek gerekirse iyi şeyler düşünüyor, farklı şeyler düşünüyor, uçuk şeyler düşünüyor. Bunun beyin göçü uçmuş dersiniz. Evet. Ama ne bileyim, felsefeyle alakası olmayan hayatla şeyler düşünüyor insanlara da. Ha, bunun beyin iflas etmiş dersiniz. Ya bu insan nasıl yaşıyor hayatla? Abi ya bu nedir? İrahim, anlamı ne? Cennet bahçesi. Ha işte, boşuna koymamışlar. İsim? Araf. Araf, Aktas. Ne güzel kız lan. Anlamı ne? Cennet bahçesi. Ha işte, boşuna koymamışlar. İsim? Araf. Araf, Aktas, Araf da bırak. Nereliyiz? Ankara, Kazan. Tam Ankaralı. Memleket? Karaman. Has Türk'üm diyorsun yani. Asla vermem dediğin şey. Taviz. Çok resmisiniz ya. Niye yediğin en büyük kazık? Bana niye hep böyle sorular denk geliyor? En yakın arkadaşımla. Kim? Eski sevgilim. Hadi canım, ne yaptın? Kazık yedik öyle geldi geçti. Yozgat mı Paris? Annemler Yozgat. Paris diyorum. Sürmeli. İsminiz nereden geliyor Sürmeli ama? Abimin çok hoşuna. Bak bu ifade çok güzel oldu ha. Gitmiş. Allah Allah. Ha, Yozgat'ın da geleneklerinden. Yozgat Sürmelisi. Severiz. Yozgatlıyız. Değiliz. Abi ne yapıyor? Ne yapayım, geziyorum deli gibi. Vallahi. Memleket nereye? Öbür dünya. Yozgat. Sen enişten var Osman adı. Senin sevdiğim elimden aldı. İyi kötü yılbaşında onun yanına girdim. Onu görmeye. Ciğerim paramparça. Osman'a eşliğime bir şey demek istiyorum. Allah belanı versin. Buradan herkese selamlarımı ilet. Memleket nereye? Benim Yozgat Yerçok. Kırkkale'ye selam iletiyorum enişteme. Yemin ediyorum yine Yozgat. Karşından Noel Baba. Ne isterdin? Sevdiğim çocuğum. Yıkık bir kalp. Nerelisin? Yozgat. Ya annem Yozgat, babam Niğde. Arkadaş herkes Yozgatlı. Oğlum bayağı Yozgatlıyız ya. Seviyoruz sizleri ya. En önemli organım. Söyleyeyim mi? Ha? En önemli organım ama başka bir şey olamaz şu anda. En önemli organım. Kalbim. Çünkü çok kırıyorlar. Aga. Kim kırdı kalbini ya? İşte ya, bir erkek cevap veriyor. En önemli organım söyleyeyim ona diye kadına geliyor. Kalbim çok kırdılar. Ya Allah'staysa bir şey diyemiyorum. O çok iyiymiş ya, ne onlar? Kedi kulağı ne olur. Kedi kulağı. Evet. Hayır neden? Kedicik. Tamam harika. Türk insanları hakkında ne düşünüyorsun? Mesela Konya'da bir acayipler. Bazıları yabani de bazıları da iyi işte. Ne haber? Kırmızı kırmızı böyle. Eskiden yorganlar vardı. Onların aslarından yapılmış. Hayır öyle bir şey değil. Ben vintage çok seviyorum. Yanaşın biraz ya, çok dağıldınız. Ağzıma gireceksin yakında yemin ediyorum. Atla gel ne demek? Ya atla gel demek. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır derken. İlimi öğrenmek için şey yapacaksın. Yani duyduğun kadarıyla olmayacak ama yani ilimi öğrenmek isteyeceksin. Tam şu an okuma yani duyduğum için pek çıkaramıyorum ama ilimi ilk önce sen talep edeceksin. Talebe olacaksın. Sonra sana bir muallim muhatap muallim gelecek ve o şekilde öğrenebilirsin diyor. Oğlum insan kilitlenir ama bir yanda mikrofonla şu 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 nedir deyince olursun. Anladım, bu anladım. Bir daha alabilir miyim? Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İsminizi bahşeder misiniz? İsmim Zerrin. Zerrin Hanım, evrende yalnız mıyız? Evrende bizimle beraber yaşayan bedensiz varlıkların varlığını düşünüyorum. Sadece onlar mı? Daha ne tip şeyler olabilir sence? Teyzeciğim, gençliğini özlüyor musun? Ah, gençliğimde ben neler yaptım neler. O mu fena? Şimdi dizlerim tutmuyor ama gene de ben kaçtım da gittim zaten. Hadi ha dur. Golü kesik adama kaçtım ben bir de. Adamın bir golü olmasa da. Oğlum asıl bu teyzemler konuşacak, teyzemler. Bir golünle hallediyin işini. Buradan gençlere bir tavsiyem var mı peki? Kaçın seviyorsanız, vermezseler kaçın. Abla yapma. Normalde kaçan pişman olur. Teyze direkt dönmüş. Kaçın ya. Canım buyurun. Hoş geldiniz. Sefa bulduk, hoş bulduk. Amca nerede? Gitti çocuk, kalp krizinden öldü amca. Bana dayanamadı. Allah rahmet eylesin. İçinde yatsın. Amin amin. Tövbe yarabbim, nasıl kafalar bunlar ya. Öldü ya, dayanamıyor bana.
Amca maaşını bıraktı mı? Çatır çatır yiyorum. Dükkanların kirasını. Evlerde de oturuyorum. O kendine yaptı çocuğum. Görün görün. Şş, görün lan bunları. Bak siz öldükten sonra bu olacak. Bak siz öldükten sonra bu olacak. Görün bunları. Ne yapayım ölmeseydi. Seni bırakın. Ne yapayım ölmeseydi. Nasıl gitmiş Fatma teyze? Çocuğum Allah öyle istemiş öyle oldu. Doğru takdir ilahi. Şimdi, tamam şimdi ciddiye döndük. Gidiyoruz lan. Konuyu kapatalım aman. Kapatalım. Yani. Ben de giderim burada kalksın. Yaş kaç? Çok tatlı teyzemiş bu arada. Benim yaşım 75. 44 doğum. Ne bu neşe? Bu neşe nereden kaldı evladım biliyor musun? Beyimin beni hoş tutmasından. Çok severdi. Paralar beni top. Bak görüyor musun? Para mı dedi? Beni hoş tutmasından çok severdi. Parola beni torbalan gelirdi akşam eve gelirdi. Pardon lafımı geri alıyorum abi. Yani ben bir anda şakayı yaptı ondan sonra işte beni çok severdi. Beni hep el üstünde tutar deyince gene torba torba paralara döndük ama. Ben de o paraları çatır çatır harcadım. Allah Allah. Hesap sormazdı. Fatma Hanım. Efendim canım. Gençlere buradan bir tavsiyeniz var mı? Bir an evvel evlensinler. Çoluk çocuk sahibi olsunlar. Ne erken bileyim yani. Deme onu. Biraz gezelim tozalım ya. Erken evlenmek. Erken kalkan yol alır. Geç kalan da döl olur. Erken kalkan, erken kalkan. Size bir şey mi? Bu teyze yemin ediyorum 100'e kadar gider bak ben size söylüyorum. 100'e kadar gider bu enerjiyle. Nenem. Ne oğlum bakayım. Top. Ah bak şimdi neneme bak. Topçu mu popçu mu? Nasıl topçu mu topçu mu oğlum? Kızın olsa diyorum topçuya mı verirsin popçuya mı? Şarkıcı olsun ya. Nenem amca var mı evli misin? Var var bir salak var işte. Niye öyle diyorsun? Estağfurullah. Paran olsa bir çantaya 10 bin lira verir misin? Hayır. Olsa. Evet. Bir şey itiraf eder. Küçükken. Altına mı işi? Spider-Man'in posteri vardı. Onu öpüp öyle uyuyordum. Fethullah Gülen'in müritleri de kirli donlarını kokuyor. Spider-Man'in mi? Bu arada çocuğun edit... Ya çocuğu tanımıyorum ama editleri çok güzel şeyleri, geçişleri. Nereden? Hiçbir yerden gelmiyoruz Almanca'dan. Genel olarak yokuz. Yıldız Tilbe'nin Müslüm Gürses. Yıldız Tilbe. Aşk vurur insana. Evde at beslemeyiz. Yok ben varım. At at. Dünyayı mı beğenmiyorsun? Param yok. Param yok. Leyla Mecnun mu Game of Thrones? Söyle bakayım. Game of Thrones diyorum. Game of Thrones. Yıldız Tilbe'nin Müslüm Gürses. Yıldız Tilbe'yi de seviyorum. Müslüm Gürses'e de kendim kesesim geliyor. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Oturuyoruz yavrum ne yapacağım? Emekli miyiz? Emekliyiz. Yenge? Çalışıyor. Yenge çalışıyor. İşte bak bir de bu kafa var. Bir de bu kafa var. Çalışıyor. Memleket ne? Çorum nere olacak? Belli değil mi? Çorum'u zombiler bastı ne yaparsın? Niye geldiniz lan? Bula bula Çorum'u mu buldun? Yenge ile aramız nasıl yenge? Lanet olsun. Onu açma bana da neyi açarsan açın. Elim ayağım titredi lan. Ya çok tatlı insanımız aslında ya. Vallahi ya. Gerçekten. Nene ruh. Elim ayağım dolandı diyor. Bu konuyu niye? Bu ölümsüz müdür? Evet. Bir açsana anlatsana bize. Ruh ölümsüz. Evet. Zıbara kalasıca ne demek? Bıktırıyor o sandırıyor sen zıbar geber git diyor. Ben ikna oldum bu arada. Yengeyle aramız nasıl? Oo, süper. Vallahi hiç sıkıntı yok. Çok şükür Allah'ıma. Hiç. İlk göz ağrım. Halen de ilk aşkım son aşkım. Helal be. Ya biz sikeceğim bir ters köşe yapmayın ya. Al yazmalıyı bilir misiniz? Tabii bilirim. Al ne renktir? Beyaz. Değil mi? Şu anki konumunuza göre. Yanılmaz oğlum. Nereye? Dördüncü eşim dedi. İlk göz ağrım, ilk aşkım, dördüncü eşim dedi. Dur bakayım. Yok. Çok şükür Allah'ıma. Hiç. İlk göz ağrım, halen de ilk aşkım, son aşkım, dördüncü eşim yani. Son aşkım, dördüncü eşim yani. Alfa. Beyaz.
değil mi? Şu anki konumunuza göre Çorum nereye düşer? İç neresiydi? Doğu tarafına da düşüyor. Öyle değil mi? Dünyada kaç tane kıta vardır? Yok, dünyayla ilgilen, dünyadan alakadar et. Yok. Ya dünyayla ilgilenmiyorum. Çok güzel cevap değil mi ya? Sikimde değil ya. Dünyayla ilgilenmiyorum amına koyayım. Kıtasını sokayım. Yani bak, bilmiyorumun en güzel dojlaması. Ben Ankara. Ben Ankara. Başka bilmiyorum. Annen seni ne zaman trolledi? Bugün. Neredesin dedi. Kızlarıyla dedim. Arkana bak o zaman dedim. Bir baktın. Annem yok. Anneler. YouTuber mısınız? Allah canınızı almasın. Geleneksel Türk annesi nasıl olur? Ya tedirgin, hep her şeyde endişeli. Her şeyi biz yapacağız falan filan. Bir Türk annesinin evinin en belirgin özelliği nedir? Temizlik. Sabah 10'da başladım, şimdi makineyi kapattım geldim. Hadi canım. Nereden böyle? Gezmeden. Ananın haberi var mı? Geleneksel Türk annesi nasıl olur? Terlik fırlatır. Oklavanın... Bu arada benim de aklıma ilk dantel geldi. Niye bilmiyorum ama. Yeri neresidir? Annemin eli yani direkt. Yeni gelin evini nasıl anlarsın? Pembe pembe şeyler. Saçma sapan gelin sunumları. Annelerimizin hakkı ödenir mi? Asla. Buradan annene bir şey demek istiyor musun? Onu çok seviyorum. Doğuş, bunlar ne? Bunlar yemek abi. Nereye götürüyorsun? İsteyen olursa veriyoruz abi. Yaş kaç? 17 abi. Okuyor musun? Çalışmak daha mı hoşuna gidiyor, yoksa mecbur kaldığın için mi çalışmak? Mecbur kaldığım için abi. Anladım kardeşim. Anne baba ne iş yapıyor? Babam vefat etti. Annem kuaför. Hiç devletin imkanlarından yararlanmayı düşündün mü? Okuyabilmek için. Ben zaten abi çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Ne bekliyorsun bu hayat? Hayat çok sıkıcı, ne mi? Hiç tat vermiyor. Hayat yaşamak isterdim. Evlenmek isterdim. Biz kimseye kin tutmayız. Ham o alem birdir bize. Ham o alem birdir bize. Amcam, aşık oldun mu hiç? Herpesi boşmuş emmi. 5 sene oldu hanım mefat edeli. Varım yoğum oydu. Şimdi yalan dünya hep boş oldu. Aga be! Benim aşam geldi mi? Aşık oldun mu hiç? Herpesi boşmuş emmi. 5 sene oldu hanım mefat edeli. Varım yoğum oydu. Şimdi yalan dünya hep boş oldu. Varım yoğum oydu. Şimdi dünya yalan oldu diyor dayım. Yanım aşam geldi miydi? Evin anahtarıydı. Şimdi varıyorum, kapıda kalıyorum. O zaman insan için zoruna gidiyor emmi. Bu gençlere bir çift sözüm var mı? Olmaz olur mu yavrum? İnsanlık bakıyor sırtında bir kat elbise, ben planım, ben falanım, kandırıyor ki çocuklarını. Bir mahluk, hayvan ki hayvan, bakıyor zaman gelmeyince hiç endemiyor. Ne diyeyim emmi? Dertlerin sarmış beni, simsiyah bir tül gibi. Gel bir bak şu halime, sanki solmuş gül gibi. Özgürlüğün sendeki tanımı nedir? Bendeki tanım, hiçbir şekilde özgür değiliz. Çünkü bir rab sistemi var. Bulunduğumuz bedenler birer et. Oğlum bu adam birine benziyor lan, şeye benziyor bu. Polar'da oynayan adam kimdi lan? Barış ya, Özcan. Aynen aynen. Den robotlardır. Aldığımız nefes, hatta aklımıza getirilen düşünceler dahi bize. Barış Özcan'a nesi benziyor ya? Nasıl oğlum? Bu adamın çok eski bir videoda bu tarz bir konuşması vardı sanki. Ya andırmıyor da değilmiş. Ait bir kaderi mutlak işlenmekte. Bazen bir çiçeğe zamanından önce su verirseniz yok edersiniz. Herkes kandıramaz. Öf. Öf. Hatta aklımıza getirilen düşünceler dahi bize ait bir kaderi mutlak işlenmekte. Bazen bir çiçeğe zamanından önce su verirseniz yok edersiniz. Herkes kandıramaz. Bir çiçeğe zamanından önce su verirseniz kaybedersiniz. Herkes kaldıramaz. Peki bizi niye bu video niye bu kafalara soktu bizi amına koyayım? Ben çılçıplak soyunup çıkacağım şimdi sokağa. (Gülüyor)
Ne oldu oğlum? Gülüyorduk az önce ya. Ne dayı o kadar özgür değiliz dedikten sonra atla koşma videosu koydu. Değil mi? Biner yıllar. Bir yanda onunla giriyor. Gene bok ediyor bütün duyguyu. Hay Allah'ım ya. Ama videoları şeymiş yani. Şu izlediğim video güzel bir video yani. Birileri birkaç eleştiri yaptı chatten ama orasını bilemiyorum. Video kalitesi güzel.